Gökkuşağı bülteninden merhaba. Geçtiğimiz salı oynanan Tuzla Spor Galatasaray maçı sonrasında yaşananlar Türkiye'de transfobinin ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in trans kadın Selin Ciğerci ile evli olan Gökhan Şıra'ya transfobik bir imada bulunmasını tiyatrocu ve trans aktivist Seyhan Arman ile konuştuk. Arkadaşımız Büşra Cebeci'ye konuşan Arman, futbol camiasını erkeklikle beslenen bir camia olarak tanımladı ve trans, travesti gibi pek çok terimin pek çok camia ve kişi tarafından hakaret olmadığı halde bu şekilde kodlandığını anlattı. Açıkçası Fatih Terim'in açıklamalarını bilmiyorum. Fatih Terim'i de çok da tanıyan da bir insan değilim. Ama buna niye şaşırdığımızı anlayamıyorum sadece. Sonuç olarak erkeklikleri üzerinden beslenen bir güruhtan bahsetmiyor muyuz? Bir hakemin verdiği şeyi beğenmediklerinde ya da bir oyuncuyu beğenmediklerinde annesine bacısına toplu olarak küfreden binlerce kişinin cinsiyetçi küfürler kullandığı, homofobik, transfobik, kadınfobik bir sürü şey yaptığı bir camiadan bahsediyoruz zaten. Ve ayrıca bu camiada daha düne kadar eşcinsel olduğu için bir hakem işinden atıldı. O yüzden ben böyle şeylere çok şaşırmıyorum. Kendi içlerinde çözmeleri gerekirmiş diye düşünüyorum. Bir gün biter mi bilmiyorum. Yani futbol söz konusuysa, bu camia söz konusuysa bence onların o erkeklikleri hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman kendilerini üstün görecekler ve en ufak bir şeyde karşı tarafa kendilerince hakaret saydıkları etiketleri yapıştıracaklar. O açıdan hani partilerim böyle dedi, bilmem kim şöyle dedi, çok da ilgilenmiyorum. Kendi kendilerine eğlensinler, yapabilecek bir şey yok. Dünya AIDS Günü çerçevesinde Mersin Üniversitesi'nde açılan standta Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan prezervatiflerin dağıtılması, Mersin Belediye Meclisi üyesi Mehmet Emin Kurt tarafından toplumun örf ve adetlerine uygun bulunmayarak eleştirildi. Ben Sağlık genç Bakanlığı'na olarak... soracaksın onu, bana değil. Sağlık Bakanlığı'na ortak yürütülmüş bir proje. Siz her şeyi... Lütfen Sayın Kurt. Lütfen. Başkanım. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılı Aralık ayı toplantısında konuşan Kurt, Sağlık Daire Bakanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi'nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur diyerek üniversitede prezervatif dağıtılmasını eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Kurt'un bu sözlerine "Cahil geçiyor klavyenin başına her şeyi söylüyor, siz meclis üyesisiniz, sizin sorumluluğunuz var" diye karşılık verdi. Prezervatifler, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Mersin Üniversitesi'nde açılan stand çalışmasında farkındalık amaçlı materyalle birlikte dağıtılmıştı. Gönüllü danışmanlık ve test merkezi olan 6 belediyeden biri olan Mersin Belediyesi, bünyesindeki hızlı test merkezi ve gönüllü Evet, insan hakları savunucuları dayanışma ağı aralarında Kaos GL'nin de yer aldığı 18 örgüt tarafından kuruldu. Ağ, insan hakları savunucularının işbirliğini, dayanışmasını ve koordineli biçimde iletişim kurmasını amaçlıyor. Arkadaşımız Hazar Dost, derneğin kurucuları arasında olan Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi ve Civil Rights Defenders Derneği'nden Murat Çelikkan ve Sinan Gökçen. Bundan sonra ortak mücadele etmek için yaptıkları bir duyuru nedeniyle buradayım. Yani 14 örgütten biri benimki de. Hepsi insan hakları alanında çalışan örgütler bunların. Son zamanlarda insan hakları ihlallerinin artmasına paralel olarak insan hakları savunucuları da hedef haline getirilmiş vaziyette. Halen devam eden çok sayıda davası var. Cezaevinde olan insan hakları savunucuları var. Sadece işlerini yaptıkları için suçlanıyorlar. Ve toplu müdahaleler var. Osman Kavala Gezi davası, Büyükada davası gibi. Bu tür toplu bir müdahale ve saldırı olduğu için biz de bundan sonra mücadelemizi insan hakları savunucularını savunmak için ortaklaştırmaya karar verdik ve insan hakları savunucularının savunulmasına yönelik bir ağ oluşturduk. Şimdilik 14 örgüt var. Bu basın toplantısında 4 örgüt daha katıldı. 18 oldu. Bu sayının kısa zamanda hızla artacağına inanıyorum.
Teşekkür ederim. Burada bir arada durmamız bizim için çok önemli. Çünkü hükümet Türkiye'yi nereye götürmek istiyor bilmiyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de benim bildiğim böyle bir ağ kurulmamıştı. Farklı hak alanlarında, mesela çocuk hakları, kadın hakları bu alanlarda kullanılmış çok kuvvetli örgütler, ağlar var ama sadece hak savunucuları ile ilgili ağ böyle bir fikir daha önce gündeme gelmişti ama oluşmamıştı. Bu onu sağladı. Bu temel mesele, teker teker durmayacağız kardeşim. İşte biz bir arada birbirimize dayanışarak duruyoruz, dayanışıyoruz. Aklımızda başka şeyler de var tabii artık bu deklarasyondan sonra. Mesela bir gülten çıkartıyorsunuz. İnsan hakları savunucularının karşılaştığı sıkıntıları periyodik olarak kamuoyuna duyuran bir gülten çıkartabiliriz. Raporlama yapabiliriz. Dava izliyoruz. Bunlar devam edecek. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi hattımızda 90'larla, bugün 90'ları konuşacağız. Hattımızda İlker Hepkaner ve Sezgin İnceel hattımızda mıdır acaba? Evet, merhaba. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Şimdi 90'ları konuşacağız. Sizden kısaca, çok kısaca podcast yayınınızı, kimler olduğunuzu, neden bu konuyla ilgili bir podcast yapmak istediğinizi çok kısa alıp sonra da hemen konuşmaya başlayabiliriz. Tabii. İlker, sen başla istersen. Merhaba, ben İlker. New York'ta danışmanlık yapıyorum. Kültürel katılımlar doktoram sonrası Türkiye'deki 90'lar nostaljisini ve kat ettiğimiz yolu akademik bir şekilde incelemek için Sezgin'le yine yeniden 90'lar isimli podcast programını yapmaya başladım. Ben de Sezgin İnceel, Münih'te yaşıyorum, Almanya'da. Burada müzik pedagojisi alanında doktora yaptım. İki dille büyüyen çocukların müzik eğitimi benim doktora konumdu. Bunun dışında da müzisyenim, eğitimciyim. Kendi şarkılarımı yapıyorum, yayınlıyorum. Ve de bir süredir İlker'le bu podcast'i yapıyoruz. Harika. Evet, şimdi bir de programın adına öncelikle yeniden zaten bu da hatırlayacağımız gibi 90'lardan değil mi? Bu ismi de oradan. Aynen. Kim de onu da aynen, Nilüfer'in seslendirdiği yeniden şarkısından evet. yeni diye giden kısmının içinden bir söz, evet. Çok güzel. Ben öncelikle sizin bu her programınızın başında söylediğiniz onu rica edeceğim sizden biraz. Çünkü çok güzel özetliyor aslında yaklaşımınızı, yani programdaki 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken diye. Onu isterseniz bir söyleyin, sonra da neden 90'lar bu kadar iyi anılıyor? Aslında o kadar da iyi olmayan tarafları da vardı popüler kültür açısından. Onu konuşalım. Hı hı. Biz 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken gölgede kimler kalıyor bir bakmak istedik. Bunun için de feminist ve queer akademisyenlerin teorilerinin bizim işimize daha çok yarayacağını fark ettik. Çünkü 90'lar üzerine çok fazla araştırma yapılıyor şu an ama yine de kenarda köşede kalanlar yine kadınlar ve LGBT bireyler. O yüzden bunu ortaya çıkartmak için bu podcast yapmaya karar verdik. Evet, ben buradan tam aslında biraz kafa karıştıranlar diye iki bölüm yaptığınız bir yayın vardı. 90'ların kafa karıştıranları. Sanırım onlar biraz siz hani queer bir gözden baktığınız zaman Türkiye'nin queer'den önce tanıştığı sanatçılar bunlar diye hatırlıyorum. Öyle bir şey söylüyorsunuz, öyle değil mi 90'larda? İlker, sana bırakıyorum kısmını. Tamam. Evet, yani aslında şöyle bir durum var. Queer tarih 90'lardan önce başlıyor tabii ki Türkiye'de. Ama bizim 90'larda baktığımız örnekler, sizin de söylediğiniz gibi muğlak anlar dediğimiz örnekler. Bunda biz neyi ifade ediyoruz? Yani bu ürünleri yapanlar, LGBT bireylerin konularını ortaya çıkartmak istemeseler de izleyenler tarafından bu konuların ortaya çıktığı düşünüldüğü ürünler vermiş oluyorlar. Biz de bu ürünlere bakarak bu ürünlerin nasıl algılandığını ve daha sonra nasıl medyada muamele gördüklerini sanatçıların bakarak aslında bir yandan LGBT bireylerin nasıl davranışları mağdur, nasıl davranışları evet.
Tam aslında aldıklarını görüyoruz, evet. Medyanın yaklaşımı da dediniz. Hani 90'larla bugünün bir mukayesesini yapacak olursak, mesela sizin bu podcast yayınlarınızda o kafa karıştıranlar arasında sanıyorum saydığınız Gemiler şarkısı Orhan Atasoy'un olan, biz daha sonrasında Teoman'dan daha çok insanın aklında kaldı sanırım ama hani o Orhan Atasoy'un çektiği klipten biraz bahsedin isterseniz. Bir de yine benzer ama aslında çok farklı bir şekilde temsil edilen, biraz daha incorrect olarak Fadime'nin düğününden bahsediyorsunuz mesela. Orada da benzer bir şey var ama çok farklı bir sunumu var. Bunlardan ve medyanın muamelesinden biraz onlardan konuşalım. Tabii. Ya Gemiler aslında bizim ileriki bölümlerde de biraz daha eğileceğimiz bir klip. Burada trans bir bireyin üzerindeki kıyafetleri çıkararak yürüdüğünü görüyoruz. Yani trans bireylerin kendi toplumsal cinsiyet kimliklerini yaptıkları sanatsal çalışmalarda temele koymalarına alışkın değiliz belki 90'larda ama 90'larda trans bireyler aslında ekranda görülüyor. Özellikle Bülent Ersoy örneği var bildiğiniz gibi. Gemilere dönecek olursak klibi izlediğinizde aslında karakterin eşsizler, seks işçileri, eşcinsel çiftler gibi o dönemde marjinal yani toplumdan dışlanmış insanların yanından geçtiğini görüyoruz. Orada o bireyin herkesin acısını ve derdini paylaşma hali var. Bu da belki birimiz özgür olmadan hiçbirimiz özgür olamayız fikrini çağrıştırıyor. Bence Gemiler klibinin en önemli özelliği bu. Hem trans bireyi temeline koyması, merkeze koyması, hem de aramızdaki birlikteliği bir şekilde göstermesi bu klipte. Evet ve de Gemiler klibi aslında zamanının çok ötesinde bir klip olmuş. Tekrar YouTube'dan açıp baktığımızda görüyoruz bunu. Gerçekten zamanın ötesinde olarak nitelendireceğim bir klip. Müzik anlamında da, şarkı anlamında da öyle. Diğer verdiğiniz örnek Ferdi Tayfur örneği ise aslında bizim gözlemimizce diğer uç noktada kalıyor. Orada aslında biraz daha dalga geçilmeye çalışılmış bir durum var. Ve tabii ki hoş bir durum değil. Programda da bundan bahsettik. Hani hadi hepimizin çeşitliliğine rağmen hep beraber bir araya gelelim ve dans edelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim mesajı değil aslında. Orada aksine dalga geçilmeye çalışılmış ya da hoş olmayan bir şekilde aktarılmışlık var. Biz de zaten programdaki amacımız biraz bu. Bu tezatlıkları, benzerlikleri, bu konu hakkında bir tık daha farkındalık yaratmak belki de. Bir tık daha bizim anladığımızı anladığımız kadarıyla anlatmaya çalışmak. Evet. Şimdi süremiz çok çok az. O yüzden ben böyle 2-3 dakika içinde bitirmemiz şeyiyle size bir de şunu sormak istiyorum. Özellikle o ilgimi çekmişti. Çünkü programın bir bölümünde Fatih Yürek'ten ve Kuşum Aydın'dan 90'ların bu bireylerden bahsediyorsunuz. Ve orada hani bu kişilerin kabul gören ama tiye alınan bir tutumla karşılandığını, özellikle Çarkı Felek'te Mehmet Ali Biran tarafından Fatih Yürek'in ağırlanmasına nasıl bir muameleye maruz kaldığı üzerinden biraz bahsediyorsunuz. Bu algı ne kadar değişti sizce Türk televizyonlarında? Hatta Türkiye eğlence kültüründe. Mehmet Ali Erbil aslında, onu düzeltelim hemen. Ben de yanlış mı dedim? Öyle demedim mi? Mehmet Ali Biran Hayır yok yanlış tabii ki değil. Evet, Mehmet Ali o zamanlar için böyle bir algı vardı gerçekten de eşcinsel dediğimiz zaman bunu programda da uzun uzun anlattık aslında. Bunun için Fatih Hürri'yi ya da Aydın'ı suçlamıyoruz ki aslında onların kendi cinsel yönlülüğüne dair bildiğim kadarıyla açıklamaları da yok. Fakat böyle bir algı yaratıldı ve bu tiye alınması, dalga geçilmesi normalmiş gibi bir algı yaratıldı ve o zamanlar 90'larda eşcinsellik eşittir erkekler için en azından. Feminen erkektir gibi bir yanlış bir algı yaratıldı. Bu durumda da bir yanlışlık olduğunu düşünmüyoruz tabii ki. Böyle bir feminen erkek olmakta bir sakınca yok ama sadece buna indirgenmesi de o dönemde belki de eşcinsel erkeklerin ya da queer bireylerin kendilerini tanınmasında, açılmasında bir takım zorluklar getirdiğini düşünüyoruz. Bilmiyorum İlker, senin buna eklemek istediğin bir şey var mı? Günümüz açısından belki düşünebiliriz. Günümüzde LGBT bireyler hala can güvenliği konusunda büyük bir sorun yaşıyor biliyorsunuz. Siz de defalarca bu programda işlediniz bunu. Aynı zamanda yanlış anlaşılma, dışlanma, zorbalıkla da uğraşılıyor. İş güvenliği sorunları da var. Yani o yüzden kimi pozitif şeyler ortaya çıktığı zaman ses etmek gibi filan. Hani biraz daha ilerledik diyebiliriz ama aslında LGBT konusunda hem medyanın hem de toplumun daha çok fazla öğrenmesi ve
uygulaması gereken şey ne yazık ki var. Evet. Peki, teşekkür ediyorum size çok Sezgin ve İlker. Bir de son olarak şeyi söyleyip kapatalım. Ne zaman tekrar başlayacaksınız? 8. bölümle araya girdiniz. Ne zaman başlayacaksınız? Takvim belli mi? Evet, yeni bölüm 9 Ocak'ta kadınlar, 90'larda kadınlardan protest şarkılar isminde bölüm. Aa, harika. Biraz daha eser analizleri biraz daha olacak. Çok güzel. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Evet. Bir sonraki haberimize geçelim. İngiltere'de geçtiğimiz cuma yapılan erken seçimlerin ardından Muhafazakar Parti'nin adayı İmran Ahmet Han dünyanın ilk eşcinsel ve Müslüman milletvekili oldu. Seçimlerin ardından avam kamerasındaki LGBTİ artı milletvekillerinin sayısı 52'ye yükseldi. Bu sayı parlamentonun alt kanadı olan avam kamerasının %8'ini oluşturuyor. Aynı zamanda sıkı bir Brexit savunucusu olan İmran Ahmet Han, seçimlerin ardından kendisine sorulan Muhafazakar Parti'nin işçi oylarını nasıl alacağı yönündeki bir soruya karşılık partisinin kendisini şartlar doğrultusunda yeniden konumlandırması gerektiğini söyledi. Öte yandan yine Muhafazakar Parti'den meclise giren 27 yaşındaki eşcinsel vekil Elliot Colburn'un seçim sonucunu erkek arkadaşıyla öpüşerek kutlaması sosyal medyada homofobik tepkilere de yol açtı. Colburn ise bu ifadeyle karşılık olarak bazı insanlar rahatsız olduğu için korkup saklanmayacaklarını söyledi. Hayatı filme konu olan eşcinsel aktivist Harvey Milk'in adı cinsel yöneliminden dolayı ordudan ihraç edilmesinden yıllar geçtikten sonra Amerikan donanmasındaki bir gemiye verildi. Harvey Milk, Amerikan ordusunda eşcinsellerin, lezbiyenlerin ve biseksüellerin bulunmasının yasak olduğu bir dönemde, üstlerinden birinin kendisini çoğunlukla eşcinsellerin gittiği bir parkta görmesinin ardından donanmadaki görevini bırakmak zorunda kalmıştı. Yasağın kalkmasından yıllar sonra, geçtiğimiz cuma günü Harvey Milk adlı bir yakıt ikmal gemisinin inşasına başlandı. Milk, donanmadan zorunlu olarak ayrılmasının ardından New York'a taşınmış ve burada çeşitli işlerde çalışmış. Daha sonra 1972'de San Francisco'ya gelerek burada bir fotoğraf dükkanı açmıştı. Kısa zamanda yerel bir aktiviste dönüşen Milk, oturduğu büyük çoğunluğu Katolik İrlandalılardan oluşan Castro Mahallesi'nde LGBTİ artılar tarafından yönetilen Castro Kent Konseyi'ni kurmuştu. Yürüttüğü faaliyetler nedeniyle sürekli olarak ölüm tehditlerine maruz kalan Milk, 27 Kasım 1978'de Belediye Başkanı George Moscone ile birlikte kendisi de daha önce kent meclisinden olan Dan White tarafından vurularak öldürülmüştü. Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın ilk kadın başkanı seçilen açık lezbiyen siyasetçi Claudia Lopez, geçtiğimiz pazartesi hayat arkadaşı Angelica Lozano ile evlendi. Lopez nikah fotoğraflarını sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı. Hayatımın en mutlu anı. Seni seviyorum ilahım Angelica. Çiftin mutluluk fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar aldı. Ocak'ta görevine başlayacak olan Lopez, geçtiğimiz Ekim ayında Bogota'nın ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Lopez'in kendisi gibi LGBTİ artı hakları aktivisti olan avukat ve siyasetçi eşi Lozano ise 2014 yılında parlamentoya giren ilk açık lezbiyen yasama üyesi olmuştu. Toplumda geleneksel ve muhafazakar değerlerin ağırlıklı olduğu Kolombiya'da eşcinsel evlilikler Nisan 2016'dan bu yana yasal. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Hallmark kanalı bir firmanın evlilik eşitliği temalı reklamının yayından kaldırılması üzerine izleyicilerden gelen tepkilerin ardından özür diledi. Amerikan televizyonlarında geçen pazar yayınlanmaya başlayan reklamda düğün sırasında birbirini öpen iki kadın yer alıyordu. Reklam daha sonra kaldırıldı. Bunun üzerine izleyiciler kanala tepki gösterdi. Kanalın CEO'su Mike Perry tepkilerin ardından bir açıklama yaparak reklamın geri çekilmesi kararının yanlış olduğunu kabul etti ve farkında olmadan sebep oldukları hatadan ötürü özür diledi. Perry, bu hatanın neden olduğu acı ve hayal kırıklığı için gerçekten üzgünüz dedi. Kanaldan yapılan açıklamada ayrıca bundan sonra LGBTİ artıların medyadaki temsiliyeti alanında faaliyetler yürüten Platt'la işbirliği içinde çalışılacağı ve LGBTİ artıların daha iyi biçimde temsil edilmesi için yeni iletişim stratejileri geliştirileceği belirtildi. Dünyaca ünlü otel zinciri Hilton düğünlerini otellerinde yapmak istedikleri Sheraton tarafından reddedilen eşcinsel çifte kendilerini ücretsiz olarak ağırlamayı teklif etti.
Gezi bloggerı Josh Reimer eşiyle Meksika'nın Puerto Vallarta kentinde yapacağı düğün için Sheraton'ı aradığında görüştüğü kişiden otel çalışanlarının eşcinsel evlilikler konusunda uzman olmadığı şeklinde bir yanıt aldı. Reimer bu reddi yayınladığı videoyla duyurdu. Reimer videoda görüştüğü kişinin uzman olmama gerekçesini tiye aldı ve bilmiyorum herhalde bizim speedolar giyip yanımızda gogo dansçılarıyla arıza endam edeceğimizi ve çalışanların deri taytlar giymesini isteyeceğimizi düşündüler. Oysa biz normal bir düğün istedik. Tek fark iki erkek arasında olmasıydı. Videonun ardından Hilton'un resmi Instagram hesabı Reimer'a ulaşmamıza yardım edin başlıklı bir paylaşımda bulundu ve Nisan'da yapmayı planladıkları düğünleri için çifti kendi otellerinde ücretsiz olarak ağırlamayı önerdi. Reimer'ın etiketlendiği paylaşımda "Biz düğününüz için 45 davetlinizle birlikte sizi ağırlamaktan onur duyarız" ifadeleri yer aldı. Reimer bu öneriyi müthiş, ne kadar nazik bir teklif diye yanıtladı. Öte yandan Sheraton otel zincirinin bağlı olduğu Marriott'ın sözcüsü Reimer'dan özür dilemek için kendisine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti ve Marriott uzun zamandan beri herkes gibi LGBT artı davetlilerimizin ve onların sevdiklerinin de evinde hissedebileceği bir atmosfer sağlamak için çalışmaktadır dedi. Evet, şimdi son hetero bükücüyle olan kısmı şimdi banttan yayınlayacağız. Kendisi eylemde Büyükada'da 81 atın telef edilmesiyle ilgili olarak şimdi onu izliyoruz. Merhaba Defne. Bugün yine üçlü bunca bir queer olmak üzere dört sözcüğümüz var. Queer sözcüğümüz cis ya da cisgender. Cis veya cis olarak telaffuz edebileceğimiz bu kavram atanmış cinsiyetiyle cinsiyet kimliği ifadesi aynı olan kişiler için kullanılıyor. Cis kelime anlamı bakımından aynı tarafta olanı tekabül ediyor. Örnekleyecek olursak vajinası olan ve cinsiyet kimliği ifadesi kadın olan kişiler için cis ya da cis kadın, penisi olan ve cinsiyet kimliği ifadesi erkek olan kişiler için cis veya cis erkek diyebiliriz. Daha önce tanımlanmasına gerek duyulmayan cisgender, genital üzerinden cinsiyet atanmasına da eleştirel bir yaklaşım geliştirebilmemizi sağlıyor. Şimdi Lubunca sözcüklerimize geçelim. İlk örneğimizi alalım. İlk kelimemiz similia. Similia penis anlamına geliyor. Evet, örneğimizi görüyoruz. Similiamdan sarımsı bir sıvı geliyor. İkinci kelimemiz domez. Domezin karşılığı yardımcı. Örnek cümlemizi görüyoruz. Benim domezim toplar evi. Üçüncü kelimemiz gullüm. Örneğimizi görelim. Gullüm güldürü, eğlence anlamına geliyor. Yan yana gelince gullüm alıkmadan duramıyorlar. Geçtiğimiz haftanın örnek cümlesini çözümleyeceğiz şimdi. Domezin de gelsin, iki gullüm alıkalım. Yardımcın da gelsin, beraber eğlenelim. Bu haftanın örnek cümlesini görelim. Benimkinin similyası Elvan çıktı. Evet, bunu da haftaya göreceğiz. İyi hafta sonları herkese.